Geçtiğimiz günlerde yayınlanan mevzuat değişikliklerini incelediğimizde 5 Temmuz tarihinde yayınlanan iki adet ithalatta haksız rekabetin uygulanması tebliğini olduğunu gözlemliyoruz. Bunlardan birincisiyle 68.02 pozisyonundaki graniti cinsi eşyalara nihai gözden geçirme soruşturması açılmış ve soruşturma süresince de mevcut önlemin uygulanmasına devam olunması kararı verilmiştir. Aynı gün yayınlanan ikinci tebliğ ile de 44-12 pozisyonundaki kontrplak cinsi eşyalara yine nihai gözden geçirme soruşturması açılmış. Soruşturma süresince de e, metreküp başına 240 dolar olarak uygulanmakta olan mevcut önlemin aynen devamına karar verilmiştir. 9 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan 3 adet bakanlar kurulu kararı ve 10 adet yönetmelik değişikliği ile de Türkiye'de kullanılmakta olan dolaşım ve menşe sertifikalarının gümrük idaresi tarafından mühür ve ıslak imza yerine artık kaşelenmesinin kararının verildiğini gözlemliyoruz. Bu şekilde de üçüncü ülkelerden gelen sonradan kontrol taleplerinin en aza indirilmesi planlanmaktadır. 11 Temmuz tarihli ihracat tebliğisiyle ihracı kayda bağlı mallar listesinde değişiklik yapılmış bakır ve alüminyum hurda ve döküntüleri ihrace kayda bağlı mallar listesinden çıkarılmıştır. Yine 11 Temmuz tarihli yayınlanan tebliğ ile önümüzdeki günlerde nihai gözden geçirme soruşturması açılmazsa dumpinge karşı önlemin süresi dolacak olan eşyalar listesi yayınlanmıştır. Bu listenin incelenmesinde önümüzdeki günlerdeki vergi oranları hakkında fikir sahibi olmak adına önem arz etmektedir. Bunu mükelleflerimize şiddetle tavsiye ediyoruz. 12 Temmuz tarihinde yayınlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliğsiyle e, beton Kore menşeli beton pompaları ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli beton pompalama taşıtlarına dampinge karşı önlemin yürürlüğe girdiğini gözlemliyoruz. Keza yine aynı tarihte yayınlanan diğer bir ithalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliğiyle 5402 gitipli polyesterden düz iplikler cinsi eşyalara da Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarda firma bazlı değişmek üzere dumping oranlarının yükseltildiğini gözlemliyoruz. Ayrıca Temmuz ayının en önemli gelişmesi dış ticaret açısından ihracatta e-fatura uygulaması oldu. 1 Temmuz itibarıyla ihracatta belirli limitlerde e-fatura uygulanması zorunluluk haline getirildi. Uygulamanın ilk günlerinde bazı aksaklıklar yaşanmakla beraber takip eden günlerde kamu otoritesinin şiddetle reaksiyon göstermesiyle bu sıkıntıların yavaş yavaş aşılmaya başladığını gözlemliyoruz ayrıca mükelleflere de 15 Ağustos tarihi itibarıyla onaylanmış statü belgelerinin süresinin dolacağını, bu tarihi itibarıyla yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası almamış olan firmaların ithalat işlemlerinde mavi hat uygulamasından artık faydalanamayacağını, diğer kolaylıklardan yararlanmak için de bu tarihten sonra olmak üzere onaylanmış kişi statü belgelerinin yenilenmesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu konularla ilgili ek sorularınız olması halinde bizlere solmaz.com üzerinden ulaşabilirsiniz.